sürekli artıyor mu bulunuz? Bir sayının rakamları sürekli artıyor mu bulunuz? Önce sayının rakamlarını bulalım. Zaten bulmuştuk. Olsun, bir daha buluruz, fark etmez. Bir tane sayım var. Bir tane tempim var. Temp eşittir sayı. Sayının rakamları soldan sağa tabii bu. Sağdan sola. Sağdan sola diyelim. Sürekli artıyor mu bulunuz? Sayımız 100 olmasın. 953 olsun. Bu sürekli artıyor. 3'ten başlıyor. 3'ten 5'e çıkmış. 9'a çıkmış. Şimdi while diyelim. Ne zamana kadar dönecek? Temp büyüktür 0 olduğu sürece sayının rakamlarını bulacağım. Önce kalanı alacağım. Temp. Şimdi ben şöyle diyelim. Kalan değeri tutayım burada, kalan. Ve önceki kalanı da tutayım. Önceki kalan. Tamam. Kalan ve önceki kalanı tutayım. Şimdi rakam, en küçük rakam sıfırdır. Onun için önceki kalana bir değer vermem gerekiyor burada. Kalanı şeye atayalım. Kalanı temp'e atayalım. Temp'in 10'a bölümünden kalan benim kalanımdır. Temp'i 10'a böleceğim. Temp bölü 10. Eğer, bakın söylediğimi yazıyorum. Eğer önceki kalan şu anki kalandan küçükse, o zaman ne olacak? Demek ki temp bölü eşittir 10 diyecektik. Yanlış sembol kullanmışız. Önceki kalan şu anki kalandan büyükse, küçükse, bu ne demek? İşte şurada bir sayı kalmış. Bu sayı bir sonrakinden küçük. Demek ki benim istediğim şey bu. Eğer önceki kalan büyükse, o zaman ne olacak? Şeyi bozuyor. Artma mantığını bozuyor. Artma mantığını bozuyor. Ne olacak? Şurada 5 geldi diyelim. Benim elimde 5 var şu anda. Sonra bir bakıyorum önceki 3. İstediğim bir şey mi? Evet. Ama bozan bir durum varsa ne olacak? Demek ki problemi ben tespit ettim demektir. Bozan bir durum varsa. Yani önceki kalan diyelim ki şurada bir 6 olsun. Önceki kalan 6. Şu anki 3. Demek ki artmıyor. Değil mi? O zaman ne yapacağım? Önceki kalan büyüktür kalansa eğer, diyelim ki bir tane boolean değişken tanımlayalım. Artıyor mu falan? Artıyor mu? İlk önce ne olsun? True olsun. Artmayı bozan bir şey varsa artıyor muyu false yapalım. Break ile ilgili çok örnek yapmadık. İşte bu break, file'dan break ile çıkmak pek doğru bir şey değil ama direkt de çıkabiliriz burada. Hani boşu boşuna diğerlerini denemek zorunda kalmayız. Başka bir şey var mı burada? Bir bakalım. Bir problem yok gibi gözüküyor şu anda. Artıyor mu diyelim. O da artıyor mu diyeceğiz. Belki temp'in son değeriyle alakalı bir problem oluyor bazen ama temp'in son durumuyla çok ilgilenmiyorum şu anda aslında. Bakalım. Doğru çalışıyor mu? Artıyor mu? True. Evet. 3, 5. Şimdi bakalım nasıl. 9, 5, 3. Bir tane 8 diyelim. Bozalım onu. Artıyor mu? True dedi. Ya. Önceki kalanla ilgili bir şey yapmadık. Önceki kalana kalanı atacaktık. Tamam. Şurada bir yanlışlığımız oldu. En son önceki kalan eşittir kalan diyeceğiz. Değil mi? Bir saklayacağım onu. Ne zamana kadar? Bu İşlem bitene kadar. Bu da bir nevi kümülatif değişken. Bir önceki değer. Daha önce söylemiştim. Çok basit anlamda dinamik programlamanın bir örneği bu. Önceki değerleri saklayarak işlemleri kolaylaştırmak. Bunu unutmuşum. Teşekkür ediyoruz. Artıyor mu? False. Artmıyor. Evet. Bakalım şimdi neden artmıyor? Neden artıyor? Debug edelim. İlk önce kalanım ne? Şu anda kalanım 8. Temp değeri değişecek tabii ki. Böldüm ona. 953 kaldı. Önceki kalanım ne? 0. Hani onu 0 kabul ettim. İlk değer vermem gerekiyor. Çünkü ilk seferin bir öncesi olmadığı için önceki kalana bir değer verdim. Önceki kalan ne? 0. 0 8'den büyük mü? Değil. Değil mi? O zaman problem yok. Önceki kalanı kalana atadım. Şimdi elimde 8 rakamı var bakın. 8'i bir daha hesaplatmıyorum.
Tamam. Bu beni şeyden kurtarıyor. Önceki kalanla ilgili ilave bir kontrol falan yapmam gerekmiyor. Doğrudan işleme sokabiliyorum önceki kalanı. 8. Şimdi yeni kalanım ne? Yani yeni rakamım ne aslında? Bu rakam desem daha doğruydu. Rakam diyelim buna. Düzelteyim bu kısmı. Neyse şimdi çalışsın. Bu rakam. Yeni rakamım ne? 3. 3 8'den büyük mü? Değil. O zaman artıyorum, false yapıyorum ve çıkıyorum. Tamam. Şurada isimlendirirken şuna kalan demişim. Şuna ismini değiştireyim. Ctrl R rakam diyelim buna. Rakam çünkü bu. Rakam diyelim. Önceki kalan yerine de şöyle Ctrl R dersek hepsini birden değiştirebiliyoruz. Önceki rakam diyebiliriz. Hani bu da kendi içinde ufak bir kolaylık. Tamam. Bir şey değişmeyecek. Mesela tekrar düzgün bir rakam verelim. True olduğunu görelim. Artıyor mu true? Evet, gerçekten artıyor. Gerçekten artmıyor. Bunu görebiliyoruz.